Üssü sayılarda üssün üssü kuralı. Üssünün iki temel kuralı vardır. Birinci kuralla başlıyoruz. Bir kere biz neye üssün üssü diyoruz, onunla tanışalım. Bir üssü sayı düşünelim, x üzeri m. Bunun dışına parantez içine x üzeri m yazıp bunun dışına bir n koyduğumuzda işte bu ifadeye üssü sayılarda üssün üssü deniyor. Bir üslü ifade parantez içindeyken o parantezin dışına bir üs daha konulursa buna üssün üssü diyoruz. Peki bunun kuralı nedir? Kural şudur. Parantezin içindeki üsle dışındaki üs birbiriyle çarpılır. X üzeri m çarpı n. Orası biraz kötü oldu. Düzeltelim şunu. M çarpı n. Şimdi bu kuralı inceleyeceğiz. Bu kuralda temel bir dikkat etmemiz gereken nokta var. Az sonra söyleyeceğim onu. Taban pozitifken bu kural her zaman geçerlidir. Dikkat edilmesi gereken hiçbir noktası yoktur. Taban pozitifken. 2 üzeri 3 üzeri 5. 2 üzeri 7 üzeri 3. 3 üzeri 5 üzeri 8. Parantezin içindeki üsle dışındaki üs çarpılır. 2 üzeri 15. 2 üzeri 21. 2 üzeri 3 üzeri 5'e 8'i çarptık. 40. Parantezin içindeki üsle dışındaki üssü birbiriyle çarpıyoruz. Taban pozitif iken hiçbir derdimiz yok. Direkt çarpıyoruz. Taban negatif iken, bu kuralın uygulanışına dikkat etmeliyiz. Eksi 2 üzeri 3 üzeri 5. Eksi 3 üzeri 2 üzeri 4. Eksi 5 üzeri 7 üzeri 2. Eksi 3 üzeri 6 üzeri 3. Buradaki önemli nokta taban negatif iken parantezin dışındaki üstür. Taban negatif iken parantez dışındaki üst tek ise bu eksi kalmaya devam edecektir. Tek üsler işareti etki edemezler. Eksi 2 kalır. 3 ile 5'i çarparız. 15. Herhangi bir parantez kullanmadan yazacağız sonucu. Buraya geldiğimizde parantezin dışındaki üs çift ise parantez dışındaki üs çift olduğu zaman içerideki işareti her halükarda pozitife çevirir. Bu nedenle 3 üzeri 2 ile 4'ü çarpıyoruz. 8. İçerideki üsle dışarıdaki üslü çarptıktan sonra asla bir daha parantez koymayalım. O çok temel bir hatadır. İçerideki üsle dışarıdaki üslü çarptıktan sonra parantezsiz yazacağız. Buradakine geldik. Parantez dışındaki üs çift. Bu nedenle eksi artıya dönüşecek. 5 üzeri 14. Yani burada eksi varken hemen çarpmayacağız. Önce işarete karar veriyoruz. Parantezin dışındaki üs tek. Bu nedenle eksi kalacak. Eksi 3 üzeri 6 ile 3'ü çarptık. 18. Birinci kuralın uygulamasını böylece bitirmiş olduk. Taban negatif iken dikkat edilmesi gereken bazı noktaların olduğunu gördük. Taban pozitif iken direkt içerideki üsle dışarıdaki üssü çarpabiliyoruz. Şimdi ikinci kuralına geçiyoruz üssünün. İkinci kurala geldiğimizde x üzeri m üzeri n. M ile n istendiği takdirde yer değiştirebilirler. X üzeri n üzeri m olur. Taban pozitif iken yine hiçbir dert yoktur. Her zaman uygulayabiliriz. Taban pozitif iken.
5 üzeri 3 üzeri 7. 2 üzeri 5 üzeri 6. İçerideki üssü, dışarıdaki üssü keyfimizce yer değiştirebiliriz. 2 üzeri 6 üzeri 5. Taban pozitif iken yani içerideki üsle dışarıdaki üssün istediğimiz an yerini değiştirebiliriz. Taban negatif iken. Taban negatif iken keyfimizce yer değiştirebilmek tabii ki mümkün olmayacak. Eksi 3 üzeri 5 üzeri 7. Eksi 2 üzeri 6 üzeri 4. Eksi 5 üzeri 3 üzeri 4. Eksi 7 üzeri 2 üzeri 5. Şimdi taban negatif iken yer değiştirmek hangi durumda mümkün? Hangi durumda mümkün değil? İçerideki tek, dışarıdaki tek ise parantez içindeki üs tek, dışarıdaki de tek ise yer değiştirme sorunsuz yapılabilir. İçerideki üs çift, dışarıdaki üs çift ise yer değiştirme yapılabilir. İçerideki üs tek, dışarıdaki üs çift ise veya içerideki üs çift, dışarıdaki üs tek ise yer değiştirme yapabilmemiz mümkün değildir. Çünkü işaret hatası olur bu durumda. Burada yerlerini değiştirirsek eksi 3 üzeri 7 üzeri 5 yazabiliriz. Çünkü ikisi de tek tek. Tek olduğu zaman işarete etki etmediği için bunun sonucu negatif. Dışarıdaki tek olduğu için işareti etki etmediği için bunun sonucu da negatif. İşaretsel hata yok. İkisi de çift çift yer değiştirme yine yapılabilir. Düzelttik. Neyse. Tamamdır. Problem gitti. O kadarlık olsun. Eksi 2 üzeri 4 üzeri 6. İkisi de çift çift ise yine yer değiştirmede sorun yoktur. Çünkü dışarıdaki üs çift olduğu için bunun sonucunu pozitif yapacak. Dışarıdaki üs çift olduğu için bunun sonucunu pozitif yapacak işaret hatası yok. Buna geldiğimizde bununla bunun yer değiştirmesi mümkün değildir. Yer değiştirirsek eşit olmaz. Çünkü burada çift üs bulunduğu için bunun işareti pozitif olacağı için bununkisi tek olur, negatif olur. Karşılıklı eşitlik sağlanamaz. İçerideki tek, dışarıdaki çift sayıysa yer değiştirme yapamayız negatifken. Burada da içerideki çift, dışarıdaki tek olduğu için yer değiştirme yapılamaz. Test sorularında bunlardan 4 tanesini koyar. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır der. Hepsinde yer değiştirme yapmıştır. Odaklanacağımız noktaya dikkat edin. İçerideki dışarıdaki tek tekse yer değiştirebiliriz. Çift çiftse yer değiştirebiliriz. Tek çift ise veya çift tek ise negatifken yer değiştirme yapamayız. Pozitifken her türlü yapabiliyoruz. Orada sakın bu kuralları bu tarafa bulaştırmayın. Şimdi üssün üssü kuralı ile ilgili alacağımız iki notla bu kısmı noktalayacağız. Neyse videoyu burada bitirelim.